Aliye Varış o da 75 yaşında İki yıl önce yine sosyal medyadan biriyle tanışıyor. Vallahi bu sosyal medya dediğiniz şey dediğim gibi eğer iyi kullanılırsa mutlaka bir faydası oluyor hani iş anlamında vesaire falan ama belki de belirli bir yaşın altına nasıl söylüyorsak hani kullanmasınlar diye galiba belirli bir yaşın üstünün de bu sosyal medyadan uzaklaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha bu gelen örneklere dayanarak söylüyorum kimse kusura bakmasın ama çünkü bu iş artık biraz saçma sapan bir hal almaya başladı. İki yıl önce sosyal medyadan tanışıp e, oğlu olduğuna inandığı Şahin Gümüş'le e, beraber olduğunu iddia ediyor Sibel Hanım, kızı Sibel Hanım. Siz kaç kardeşsiniz? Üç kız kardeşiz. Üç kız kardeşsiniz. Üçünüz de aynı yerde mi yaşıyorsunuz? İzmir? Yok. Ee, kız kardeşimle ben İzmir'deyiz. Bir de büyük ablam var. O da e, Ürkmez'de yaşıyor. Nerede? Ürkmez'de yaşıyor. Neresi orası yani? ...İzmir'in bir ilçesi. İzmir'desiniz evet, evet, yani, İzmir'desiniz. Anneniz nerede yaşıyor? Annem Karşıyaka Gümüşpala'da oturuyor. O da İzmir'de yaşıyor O da İzmir'de. Yani. Tamam, hayatın bütün ilçeleri bilmiyoruz. Hani çok özür diliyorum, öyle bir coğrafi <laughs> bilgim yok. Ee, yani siz aslında üç kız, anneniz İzmir'de yaşıyordunuz. Evet, evet. Sonra anneniz bir gün... Anneniz ne zaman bir oğlu olduğuna inanmaya başladı? Hep söyler miydi? Şimdi Müge Hanım iki yıl önce... E, ...bu işte ilahi falan çok paylaşım yapıyor internet üzerinden, Facebook üzerinden. Yani biz de hani avunuyor diye çok şey yapmıyoruz, hani sıkmıyoruz. Çünkü sıktığımız zaman kaçıyor elimizden. Nasıl? Ee, uzaklaşıyor. Yani bizden uzaklaşıyor. Çok şey, biraz rahat bırakıyoruz. Hani dua paylaşıyor, ilahi paylaşıyor. Bir gün buna e, şey, birisi mesaj atıyor. Hatta mesaj da aynen şöyle, annemin bana direkt konuştuğu. Prensesim nasılsın? Gibisine. Prensesim nasılsın? Prensesim nasılsın? Ee, bunun üzerine annem tabi annemin gözü görmüyor zaten. Bir tanesi komple katarak <laughs> tek gözü haram. de yani o da yüzde otuz falan görüyor yani köşeden şöyle bir bakıyor oradan kenardan görüyor o derece. Tabi arama yaz mesaj yazamadığı için annem cevap vermiyor. Sonra arama yapılıyor buna Messenger'dan ee, bir cevapsız iki cevapsız üç cevapsız sonra numara atıyor. İşte e, prensesim beni arar mısın? aramak istemezsen de bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Söz veriyorum. Annem de hiç öyle şey düşünmez yani işte bu işte başka türlü bir şey geçirmez aklından. Nerede geçirmez ya? Hangi kadın prenses diye birisi sana mesaj atıyor? Geçirmez Neye... mi Hanım? İnanın Hayatım geçirmiyor. prenses diye yazınca içinden ne geçireceksin yani? Kim kimi prenses? Geçirmiyor işte. Ben bunu çok konuştuk onunla. Ya işte biraz ne var işte diyor böyle annelerine yani. annelerine bazı şeyleri konduramıyor. Evet. evet. Ee, sonra e, annem açıyor. ...merhaba nasılsın yavrucum, ...iyi misin diyor... E ...tabii karşısındaki yaşlı bir kadın olunca... ...çünkü profil resmi yok annemin... ...başka bir resim var... Ha, ...bilmiyordu yani... Ha, ...bayan kaçtı. ismiyle aynen... ...bu olay böyle... ...işte aa sultanım işte... ...aradın çok mutlu ettim beni falan derken... ...bunlar tabii artık görüşmeye... ...başlıyorlar ama... E, ...anneciğim nasılsın, anneciğim nasılsın... ...artık e, şey... ...anneciğim'e dönüyor yani görüşme... O da ona oğlum mu oğlum falan. Bunlar artık birbirlerine hayat hikayelerinden falan bahsediyorlar. Annemin de e, benim doğumumda böyle bir travması var ya da buna inanmış. Ben ikizmişim. İşte benim bir ikiz erkek kardeşim varmış. Doğumda onu çalmışlar. Yani ben diyor e, bebekler doğdu diyor. Babana diyor çocuklarımıza iyi bak dedim bayıldım diyor. Uyandım diyor bir tane çocuk verdiler bana diyor. Anneciğim dedim öyle bir şey olmaz. Peki babanın hayatta mı? Hayır vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hiç babanızda söylüyor mu yani şey? yani öyle bir şey yok. Yok. Yani, evet. Peki bu ne zaman ortaya çıktı bu çocuk mevzusu? Sonra, bu adamdan önce mi sonra mı? Bu adamdan önce vardı zaten. Ha, hani bu adamdan bir, önce de inanıyordu. Böyle oldu. bir travması vardı annemin. İşte senin Hep bana söylerdi işte senin bir ikizin vardı oğlan. Sen ikiz eşitsin. Biz de hani şey yapmıyoruz hani. Bozmuyorlar. Ha ha falan hani üzmemek adına bir de kabullendik yani onu o şekilde ona bakarsanız ben de 11 aylık doğmuşum yani bana da öyle bir itamda bulunuyordu sen 11 aylık doğdun biliyor musun ben devenin altından geçtim falan çok saçma sapan şeyler ama biz hani şey bıraktık relax olduk çok üzerine e düşmedik sonra bu şimdi sosyal medyadan tanıştı adamın da şunu kendi oğlu olduğuna şimdi inandığına emin misin? şimdi şöyle Müge Hanımcığım e, bu... Peki, peki hayır diyelim ki annen ona inandı da adam inanıyor mu annesi olduğuna? Adamla şöyle yani buradan nasıl bir tüyo aldı ki annemden? Ee, adam anneme diyor ki ben de diyor evlatlık verilmişim. Ben diyor rüyalarımda diyor hep bir kadın görüyordum diyor. Şimdi bunu ben anneme özellikle üstüne basa basa tekrar tekrar Hayda. anlattırıyorum. Gerçekten hani akıl tutulması yaşıyorum. Ee, ben diyor hani rüyalarımda hep bir kadın görüyordum. Bir gün diyor İzmir'e yolum düştü. Bütün kemer altlarında diyor dolaştım diyor. Bütün kadınların suratına baktım diyor. Rüyamdaki kadını bulamadım diyor. Sonra, Sonra diyor. sonuç itibariyle annen miymiş o kadında? Annem anneme bunu bu şekilde anlatıyor. Sonra diyor ben diyor internette dolaşırken diyor. Bir tane diyor bütün gene kadın resimlerine bakıyorum diyor. İşte annemin de profil resmi yok ya. Hah demiş olsa olsa bu benim annemdir Bakın bunu kelimesi kelimesine annemin anlattığı şekilde anlatıyorum ki hani beni anlamanız için. İyi de dedim anne fotoğrafların yok senin nasıl dedim seni bilmiş annesi olduğunu. İşte diyor Allah diyor içine doğmuş diyor. Hissi kalben vuku. Evet. Sonra profile giriyor. Benim annemin kız kardeşim ve yeğenim üçünün bir arada olan fotoğrafı var. Ortadaki resim ha diyor benim rüyamda gördüğüm kadın sensin. Vay efendim sen de benim kaybeden oğlumsun. Bu böyle bu şekilde ilerleyip gidiyor. Yani ben artık e, akıl tutulması yaşıyorum. Çok haklısın. Sinir krizleri geçiriyorum. Zona oldum bu yüzden. Anlatıyorsunuz. Annen inanmıyor mu? Hayır aslında. Peki siz adamı buldunuz mu? Buldum. Konuştum. Ne diyor adam? Konuştum. Önce bir tartıştık. Dedim ki annemi rahat bırak. Bak dedim annemin duygularıyla oynuyorsun. Ee, daha sonra bu neden sizi rahatsız ediyor benim annenizle görüşmen falan ters yaptı. Bu tabii kavgaya dönüştü. Biz böyle hoparlörü açtık kız kardeşim ben. Ha ne ikimiz, diyor ben? Görüşeceğim diyor yani. Tabii ki görüşeceğim diyor. İstediğiniz yere şikayet edin diyor. Sonra baktım ki dedim ki, bu böyle olmayacak hani ben bunu dedim mi? Hı. Bunun dedim biraz dedim huyuna suyuna gideyim. Sibel'cim bir virgül koyayım çünkü Aha. ben muhabirimizi gönderdim annenin mahallesine evet. annenle bir görüşelim diye. Bu arada anneyle görüşmeden önce şöyle söyleyeyim. Biz biliyorsunuz Çeşme'de bir oğlumuzu arıyorduk. E, Hı. Beli Eren. Veli Eren. Yani hala da aramaya devam ediyoruz ama tabii bize bilgi gelince biz anca bunu ekranda paylaşabiliriz. Zaten ben Veli'nin bir yere kaçıp gittiğini düşünmüyorum. Herkes biliyor. Çeşme'de bunu yaparken e, bizim adımızı kullanarak da birilerini dolandırmışlar. E, şimdi onunla ilgili suç duyurusuna bulundum. Hatta dolandıran kişi de dün mesaj atmış. İşte... Ya şimdi neyse hikayesine girmeyeceğim ama arkadaşlar buradan şunu söyleyeyim. Hani yıllardır ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyordum. Bizim zaten ekibimiz yıllardır aynı ve siz tanıyorsunuz. Ayrıca hani mesela basın kartı çıkartacağım diye birinden para alınmış. Yok sen bizi arabayla şuraya götür bilmem ne yap falan diye bizim hiç öyle işlerimiz olmadı bugüne kadar, bugünden sonra da olmaz. Siz zaten bizim muhabirlerimizi biliyorsunuz. Ya bir de ne olursunuz siz de dolandırılmayın. Bak Şimdi sana basın kartı çıkartacağım. Basın, bak bu telefon hep elinizde ya. Girin bakalım basın kartı almanın kuralı ne? Şimdi kim kime basın kartı çıkarabilir? Bakın paralarınızı vermeyin yani kaptırmayın. Tamam ben şimdi suç duyurusunda bulundum uğraşacağım sonuna kadar ama yazık oluyor. Ben üzülüyorum seyircilerimize de gitmişler el alem çadırında kalmışlar falan filan. Yemişler içmişler. Abuk subuk yani gerçekten bir de yani suç duyurusuna bulunduktan sonra da suç duyurusunda bulunduğumuz kişi dün bize mesaj atmış benim adımla dolandırılıyormuş. He, biz de gerizekalıydık. Gerizekalı. Neyse e, onu da söyleyeyim de yani bu dolandırıcılık meselesi ne yapacağız bilmiyorum. Dikkat onu edin dolandırılmayın yani. yani. Söylüyorum lütfen bizim adımıza e, bu şekilde benim ekibimden hiç kimse sizden para istemez, pul istemez Bilet istemez, arabanızı istemez, benzin istemez, kalacak yer istemez. Ha zaten dağın başına bazen gidiyoruz, karda, kışta siz muhtar, imam, öğretmen herkes misafir ediyor. O iş ayrı ama siz biliyorsunuz zaten onu. Ama bizim sizden hiçbir talebimiz olamaz. Lütfen kendinize dikkat edin. Şimdi ee, muhabirimiz Tuğba Ay ee, Ali'ye Barış'la beraber, annenle beraber İzmir Karşıyakı'da Ondan sonra Aliya Hanım bir göreyim ben Aliye teyzemi. Aliya Hanım günaydın. Günaydın. Hayırlı günleriniz olsun. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öperiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımı da misafir etmişsiniz. Evinize almışsınız. Çok sağ olun. Evet. Aliya Hanımcığım. Evet. Sabrın misafiri her zaman kapım açıktır. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Aliye Hanım'cığım kızlarınız çok endişeli. Abi. Diyorlar ki annemi dolandırıyor bir adam ortaya çıkmış diyorlar. Yalan. Yalan. Asla öyle bir şey olmadı. Olması da mümkün değil. Peki siz nasıl emin oldunuz hemen onu görür görmez oğlunuz olduğu nasıl inandınız? Müge Hanım bu bir anlık bir şey değil. Bu yaşamakla bunlar bir araya geliyor, toplanıyor. <laughs> Ve onun söylediklerini hepsini duydum. <laughs> onun anlattığını ben size doğrusunu anlatayım. Tamam. Şimdi bu bundan 2020'sinde bu e aylarda beni arıyormuş. <laughs> Rüyasında görüyormuş. Ben rüyamda görüyordum. Bir oğlan çocuğu geliyordu ben ama ben tabii onun kim olduğunu bilmiyorum. Çünkü tamam çocuğumun ikizinin oğlan olduğunu rüyamda öğrendim. Ben gerçekten çocuğumun oğlan mı kız mı bilmiyordum. Ondan sonra bu bana karşıya iskeleye... çayı davet etti. Ben de tabii kimse kim olduğunu bilmiyorum. Bir de şu, ben ne Facebook'ta ne WhatsApp'tan yazı yazmam. Yazı da göndermem. O yüzden cevap vermedim ben buna. Üzülme halledeceğiz. O gitti, gitmiş. Geçen sene 2002'de Şubat'ın son haftasında, Recep ayının bu son haftası. Öğlenle ilkinden arası böyle. Şimdi bir baktım ben de İ ilaç içiyordum benim bel kemiklerim kırıktır. Kıyamam. Baktım şeyde yazı geliyor. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Prensesin yazılarım niye cevap vermiyor? Benden hiç şey yap yok ona. Gülüyor gülüyordu yazık. niye? Ondan sonra numarasını vermiş. Niye prensesim vermiş? diyor sana? Niye prensesim diyor? Şimdi bir dakika. Bir insan birini prensesim demekle onunla sevgili olmak anlamında da değildir Müge Hanım. İlk birisi söylüyorsa o ha. anlamdadır. Bak burada Şimdi bu kadar bir... erkek var. Sor onlar o anlamdadır. Oradan sonra altına da yazmış. Yazılarımla rahatsız ettiysen ara beni. Bir daha seni söz vereyim aramayacağım dedi. Tamam. Ben de numarayı gördüm aradım. Efendim dedi. Ben Şahin Bey ile mi görüşüyorum dedim. Evet prensesim başımın tacı gönlümün sultanı benim ben Şahin'im ben dedi. Ben de Ondan sonra dedim ki nasılsın yavrum iyi misin? Sağlığın sıhhatin nasıl dedim. O da ben iyiyim dedi sen nasılsın dedi. E ben de iyiyim dedim ama dedim. Benim gözlem görmüyor yavrum dedim. Ha sen bir şey yazmışsın ama ya. dedim. Ben onları dedim okumadım daha. Oradan sonu Aliye Hanım bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu Şahin sana arsa aldırmak istiyor mu? Efendim? Hayır. Bir arsa o kendisi Higene söylemiş. Kime söylemiş? Ben de almayı da iş, iş teklif ettim demiş. Hı. Hmm. Oradan gelirse diyor, oraya gideceğim oradan diyor. Bir, o işi bitirince kadar oradan geleceğim diyor. Buradan geniş bir arsa alacağım. İçini de villa tipi gibi bir ev yapacağım. Anamı kirada yaşatmayacağım diyor. Ve o buraya geldiğinde komşularımı da aynı söylemiş. Yani benim yanıma geldiğinde komşuları da aynısını söylemiş. Aliye teyzeciğim ben bir virgül koyayım reklama gireyim. Üzülme Sibelciğim, üzülme. Üzülme duymasın Aliye teyze de beni. Ee, hallettiniz mi? Ben gerçekten Şahin miydi bu gitti? Evet. Yani Şahin Bey ee, anne ben seni bir arsaya götüreceğim, beğendiğim bir arsayı sana alacağım dediniz mi siz bu kadına? <laughs> bazen hani bu erkeklerin gücüne mücüne hani özeniyorum bazen ama yani gerçekten bu insanın başını da belaya sokacak bir şey olabilir ha. Bu kadının üç tane kızı olana kadar üç tane oğlu olsa var ya o Şahin'in bak şimdi şiddete karşıyım ama ağzını burnunu kırmışlardı herhalde. Yani çünkü yapacak bir şey bırakmıyorlar bak insana. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.